أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل لقطة من لساني يفقه قولي رب زدني زدنا علما والحقني والحقنا بالصالحين سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم سبحانك لا فهم لنا الا ما فهمتنا انك انت الجواد الكريم الاول الله والاخر الله الظاهر الله فالباطن الله. فمن كان في قلبه الله فمعينه في الدارين الله. ومن كان في قلبه غير الله فخصمه في الدارين الله. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق صلوا على رسولنا محمد. اللهم صل صلوا على طبيب قلوبنا محمد صلوا على شفيع ذنوبنا محمد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الناس انتم الفقراء الى الله والله هو الغني الحميد صدق الله العظيم Cenab-ı Hak Teala ve Tekaddes Hazretlerine sonsuz hamdü senalar olsun. İman etmeyi lütfeden, Müslüman olmayı lütfeden Rabbimize sonsuz şükürler olsun. İman etmeyi nasip ettiği gibi, Müslüman olmayı nasip ettiği gibi, Müslüman kalmayı, Müslümanca yaşamayı, وَلَا تَمُوتُنَّ اِلَّا وَاَنْتُمْ مُسْلِمُونَ ayeti kerimesinde ifade buyurduğu gibi sakın ha Müslüman olmadan ölmeyin. Müslüman olarak ölebilmeyi cümlemize nasip eylesin. Rabbimiz Teala Hazretleri takdir etmiş olduğu süreyi bize ikram ve ihsan ettiği ömür nimetini rızası istikametinde razı olacağı, beğeneceği, seveceği işlerle, sözlerle, davranışlarla değerlendirebilmeyi nasip eylesin. Her geçen dakikamız, her geçen saat ve günümüz bizi rahmete yaklaştıran saat ve gün olsun. Bizi cennete yaklaştıran saat ve gün olsun. Bizi Rabbimize yaklaştıran saat ve gün olsun ve bizi Rabbimizin rızasını kazandıran saat ve gün olsun. Cenab-ı Hak Teala Hazretleri her birimize razı olduğu hayatı yaşayıp razı olduğu hal üzere huzuruna varan, razı ve memnun olduğu, kendilerine nimet verdiği peygamberlerle sıttıklarla, şehitlerle, salihlerle beraber haşrolan, cennetiyle cemaliyle müşerref olan kullarından eylesin. Rabbimiz bedenlerimize sıhhat versin. Bedenlerimizi her türlü hastalıktan muhafaza eylesin. Rabbimiz Celle Celaluhu musibetlerden, belalardan muhafaza eylesin. Rabbimiz kalbimizi ifsad edecek her türlü manevi hastalıktan, özellikle inkardan, küfürden, şirkten, münafıklıktan, riyakarlıktan, gururdan, kibirden, ucuptan, kendini beğenmekten, hırstan, hasetten muhafaza eylesin. Rabbim selim bir kalp ile yaşayıp, selim bir, kal bir kalp ile huzuruna varabilmeyi, يَوْمَ لَا يَنْفَعُ ve وَلَا بَنُونَ اِلَّا مَنْ اَتَى اللّٰهَ بِقَلْبٍ سَل۪يمٌ Malın ve çocukların fayda vermediği, sadece selim, teslim olmuş bir kalbin, Allah'a teslim olmuş bir kalbin fayda vereceği günde, selim kalple, huzuruna çıkabilmeyi nasip eylesin. Rabbimiz ya yuhannas, ey insanlar, buyuruyor ki ey insanlar, entumul u ilallah, siz her biriniz Allah'a muhtaçsınız. Hepiniz Allah'a muhtaçsınız. Allah dilemezse, hep ifade etmeye çalıştığımız gibi bir nefes almamız, Allah dilemezse bir adım atmamız, Allah dilemezse bir kelime telaffuz etmemiz mümkün değildir. Her şeyimiz Allah'a borçluyuz. Her şeyimizi Allah'a borçluyuz. Bizi bir damla suyun içerisindeki binlerce, yüzbinlerce küçük parçacıktan gözle görünmeyen, ancak laboratuvar ortamında mikroskopla görülebilen küçücük zerre kadar bir parçacıktan insan haline getiren Allah'tır Celle Celaluhu. Kap kara topraktan bizim ihtiyacımız duyduğumuz, ihtiyaç duyduğumuz gıdaları yaratan, yeşerten, büyüten Allah'tır Celle Celaluhu. Bedenimizi bir şekle koyan, bizi düzene koyan, el veren, ayak veren, göz veren, kulak veren, Elem ne'alehallahu aynayni ve lisanen ve buyurduğu gibi insana iki göz, bir dil, iki dudak vermedik mi? Ayet-i kerimesinde hatırlattığı gibi. Ellezî halakake ve fe'adlek. Seni yaratan, sana şekil veren, seni belli bir düzene koyan Allah'tır. Ayet-i kerimesinde ifade buyurduğu gibi vücudumuzu, her azamızı, yerli yerine koyan bazen de hikmet ve imtihan gereği belli azalarımızla bizi imtihan eden bazen gözümüzle bazılarımızı kula kulağıyla bazılarımızı eliyle ayağıyla bunların engelli oluşuyla imtihan eden ve ahirette cennette bunlara sabretmemiz karşılığında bize cennetin en güzel nimetlerini ikram edecek olan Allah'tır celle celaluhu. Rabbimiz celle celaluhu hatırlatıyor Kur'an-ı Kerim'de aralıklarla bunu siz Allah'a muhtaçsınız. Siz Allah'a muhtaçsınız buyuruyor kıymetli cemaati Müslimin. İnsan hiç unutmaması gereken hakikatlerden bir tanesi hususların başında bu husus gelmelidir. Allah dilemeden biz hiçbir şeye malik olamayız. Mal sahibi mi oluyoruz? Allah izin verdiği için oluyoruz. Makam sahibi mi oluyoruz? Çalıştım, 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 ben kazandım. Sen bir şey kazanmadın. Senden çok daha fazla çalışan çok daha az bir imkana sahip oldu ama Allah onun yarısı kadar çalışmasan bile sana ondan daha fazlasını verdi. Veren Allah'tır celle celaluhu. Hesabı yanlış yapma. Yanlış hata etme. Ona niye fazla verdi? Bana niye az verdi o zaman? Allah adil değil mi? Biz adaleti dünyada perdenin önünde gördüklerimizden gördüklerimizle değerlendiremeyiz. Allah kimisine verir. Hani Kur'an-ı Kerim'de Kur'an-ı Kerim'de Kehf suresinde Musa Aleyhisselam'a arkadaşlık eden bir zatın katımızdan ilim verdik buyurduğu bir zatın kıssası anlatılır. Bize göre, insana göre orada temel mesaj budur. İnsana çok ters gelecek şeylerin ezeli ilimiyle Allah'ın Celle Celalu ezeli ve ebedi ilminde bir karşılığı vardır, bir hikmeti vardır. Bir küçük çocuğu öldürür, biliyorsunuz, hatırlıyorsunuz hadiseyi küçük çocuğu öldürür. Musa Aleyhisselam itiraz eder, hikmetini açıklar. Bu hadisenin böyle olması görünenin arkasında başka bir hakikat olabilir, e, mesajını bize vermek içindir. Efendim e, gemiyi batırır. Yani şeyi hale kusurlu hale getirir. Musa Aleyhisselam itiraz eder, sebebini daha sonra açıklar. Arkadaşlık sona erdikten sonra üçünün de sebebini açıklar kendilerine hiç ilgi göstermeyen köylülerin, insanların duvarını tamir eder. Musa Aleyhisselam yine itiraz eder. Sebebini onun daşıklar. Şimdi Allah Celle Celaluhu niye ona fazla verdi, niye bana az verdi şeklinde kendimizi helak edip de mahvedip de dünyadaki imtihanı kaybetmekte karşı karşıya kalmamak lazım aziz cemaat-i müslimin. Şey bu değil, Temel soru bu değil. Ben imtihanı nasıl kazanırım sorusu sorulması gereken sorudur. Allah Celle Celaluhu niye az ver diye kahredip de efendim işte ben e, ibadeti terk ettim, işte ben dini imanı terk ettim diyen insan sadece zavallı, sadece kendisine zarar veren bir insandır. İnsanların Allah'a ihtiyacı, ihtiyacı var. Allah'ın insanlara ihtiyacı yoktur. Biz her adımda Rabbimize ihtiyaç duyuyoruz. Bu aklımızdan çıkmayacak. Dileyen Allah'tır. Ha bizim çalışmamızın bir karşılığı yok mudur? Elbette vardır. Ven insani illa ma sha'bu yuran Rabbimizdir. İnsana çalıştığının karşılığı vardır. İnsana çalıştığının karşılığı vardır. İnsan özellikle ahiret nimetlerine, ahiretteki muameleye dünyadaki davranışlarına göre tabi tutulacaktır. Dünyada da, dünyada da çalışmakla mükelleftir. Ama her çalışmanın sonunda mutlaka çok kazanacağım, istediğim her hedefe ulaşacağım şeklinde de beklememek gerekir. Bazen zengin olmak, çok mal sahibi olmak o insan için hayırlı olmayacaksa Allah ona istediği kadar mal vermeyebilir onun hayrınadır öyle insanlar var ki yani bir salebe kıssası anlatılır zayıftır kaynakları onun için çok anlatmıyorum ama bir ibret olsun örnek olsun diye benzerleriyle kıyaslayalım diye anlatayım ama zayıf olduğunu bilin lütfen rivayetin gelip servet ister dua et de çok mal sahibi olayım ya Resulallah diye dua isteyen bir zattan bahsedilir Kaynakları zayıf zayıftır tekrar söylüyorum ve girmeyelim. Efendim Salebe şükrünü eda ettiğin az mal şükrünü eda etmediğin çok maldan daha hayırlıdır. Der Efendimiz Aleyhisselam rivayete göre ısrarla dua et ya Resulallah dua et ya Resulallah Salebe işte efendim koyun deve alır filan onlar bereketlenir çoğalmaya başlar filan. Ümit'ten sonra Salebe'nin vakit namazlarında cemaati terk etmeye başladığı görülür. Salebe şimdi siz bunu çevrenizde tanıdıklarınızla kıyaslayabilirsiniz, kimseyle paylaşmadan. Bazen kendimizle de kıyaslayabiliriz. Şimdi çoğaldıkça, çoğaldıkça öyle oluyor ki, öyle oluyor ki işlerle meşgul ola ola Öğle namazını eda edeceğiz. O da sadece farzını, ikindi ezanı okunmaya üç dakika kala anca eda edebiliyoruz. Niye? Çok iş var. Ne işe yarayacak işler onlar? Onu Allah biliyor Celle Celaluhu. Yığdın, 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 biriktirdin, efendim çoğalttın. Ne işine yarar? Onu da kabirdekilere sormak lazım ama onları da hiç konuşamıyorlar. Bizim de öyle bir şeyimiz var. Dezavantajımız var. Bu kadar yığdın, şimdi bir tanesine gitsek, bu kadar biriktirdin, bak hep geride kaldı. Hep geride kaldı. Efendimiz soruyor ya hani, bunu daha önce zikrettim herhalde. Siz kendi malınızı mı çok seversiniz, mirasçınızın malını mı? Sahabeye soruyor. Siz kendi malınızı mı çok seversiniz, mirasçınızın malını mı? Diyorlar ki ya Resulallah, mirasçının malını biz ne yapalım? Biz kendi malımızı severiz. Mirasçıya kalacak malı biz ne yapalım? Elbette kendi malımızı. Ne buyuruyor Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam? Bugün harcamayıp yığdıklarınız, yığıyoruz ya şimdi hesaplara. Şimdi bugün dolar mı daha fazla getirir, euro mu daha fazla getirir, altına mı yatırsam, faize mi yatırsam demiyoruz değil mi? Der mi Müslüman? Der mi? Birazcık ses çıkarın. Demez. Müslüman bile bile Allah'a ve Resulüne savaş ilan etmeyi kabul eder mi? Etmez. Etmez bir Müslüman. Şimdi oraya mı götürsem, buraya mı götürsem, onu mu filan? Şimdi bir tanesinin konuşma imkanı olsa, ey işte filan efendi, bu kadar biriktirdin, yığdın, çoğalttın, hesap ettin, takip ettin, şurası mı çok getirir, burası mı çok getirir, aşağıda nasıl, ne gördün, ne kadar faydasını gördün? Keşke konuşabilse bir tanesi bize ibret olsa. Allah celle celalüh onun konuşmalarını aktarıyoruz. Allah bilir ancak Kur'an-ı Kerim haber veriyor bize. Pişmanlıklarından bahsediyor. Pişmanlıklarından bahsediyor insanın. Ya Rab! Ve hum yastarkun bağırıyorlar orada ateşin içerisinde. Ya Rabbi! Çıkar buradan şu ana kadar işlediğimizden daha farklı işler işleyelim. Şu ana kadar yaptığımızdan daha güzellerini yapalım. Ne olursun ya Rabbi ila ecelin qaribin, fa as-sattakwakum salihin Birazcık daha süre versen, sadaka versem, salih olsam, güzel olsam, dağıtsam onları elimde, ucumda ne biriktirdim sanki fakirin, fukaranın, yetimin, yoksulun, muhtacın ihtiyacına koşsaydım keşke bağırıyorlar ama biz duymuyoruz. Ama Allah haber veriyor Celle Celaluhu. Böyle olacak diyor. Böyle olacak diyor. İnsan çoluk çocuğunu mağdur bırakmamalı elbette. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam malının tamamını vermek isteyen sahabilerine hepsini verme bir miktarını çoluk çocuğuna bırak, çoluk çocuğunu ihtiyaçsız halde bırakman, başkalarının eline bakar halde bırakmandan daha hayırlıdır buyuruyor. Dengeyi kaçırmayacağız, ölçüyü kaçırmayacağız, dengeyi bozmayacağız. Ayrı konuşmalarım yanlış anlaşılmasın diye araya bu örnekleri serpiştirmeye çalışıyorum. Ama insanın kendisine, yedi sülalesine, etrafına yığ 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 biriktir filan. Onu istemiyor Allah Celle Celaluhu Şimdi Allah imtihan gereği her birimize farklı farklı efendim nimetler vermiş olabilir. Kim bize az, kim bize çok vermiş olabilir. Önemli olan ben imtihanı nasıl kazanırım diye yaşamaktır. Kıymetli kardeşlerim. Nasıl kazanabilirim imtihanı? Allah'ın Celle Celaluhu bu bana ikram ve ihsan ettiği dünya nimetlerini. Şimdi bu çerçevede insanın Allah'a muhtaç olduğunu, entumul fukarau ilallah, ey insanlar siz Allah'a muhtaçsınız, vallahu huvel ganiyyul hamid, Allah ganidir, hiçbir şeye ihtiyacı yoktur, Allah hamde layık olandır buyurduğunu aklından çıkarmayacak kıymetli kardeşlerim. Şimdi bakın Rabbimiz Celle Celaluhu dışarıda çok güzel böyle Rabbim bereket ihsan ediyor. Bereketinin devamını, yağmurunun rahmetinin devamını nasip eylesin. Nuh Aleyhisselam kavmine diyor ki, İstagfiru Rabbekum innehu kâne ghaffâra Rabbinizden bağışlanma dileyin. Rabbiniz çok bağışlayandır. Yurusilis semâ aleyküm midrâra Size yağmuru bol ve bereketli olarak göndersin diyor. İstiğfar edin, istiğfar edin, günahlarınızdan bağışlanma dileyin ki Allah size rahmet kapılarını açsın, bol ve bereketli yağmurlar göndersin diyor. İstiğfar etmeye devam etmek lazım. Rabbimiz Celle Celaluhu ikramını, ihsanını üzerimizde devam ettirsin. Bize de şükreden kullarından olabilmeyi nasip eylesin. Şimdi Allah'a niye muhtaç olduğumuza dair birkaç ayeti kerime arz edeceğim. Yani Rabbimizin ifade buyurmuş olduğu birkaç tane ayet-i kerimeden bahsedeyim. اَفَرَا۪يْتُمْ مَا تُمْنُونَ der mesela Cenab-ı Hak Celle Celaluhu. İnsanın bedeninden çıkan, insanın yaratılış ham maddesi olan o suyu gördünüz mü diyor Cenab-ı Hak. İnsanın bedeninden çıkan o ham maddeyi siz gördünüz mü biliyorsunuz. Sonra da diyor ki, اَاَنْتُمْ تَخْلُقُونَهُ اَمْ نَحْنُ الْخَالِقُونَ Bakın bu kadar teknolojimiz gelişti. Bu kadar dünya, değil mi? Mars'ta hayat var mı? Mars'a koloni kuralım diye şeyler yapılıyor, çalışmalar yapılıyor. Efendim, yan işte başka gezegenlerde hayat bulabilir miyiz filan. Ama insan yapamıyoruz. Şimdi robotlar insanın yaptığı işlerin pek çoğunu yapan filan teknolojik gelişmeleri filan devam ediyor. Ama bir insanı bir insanın ham maddesini Cenab-ı Hak soruyor. Eferaytum ma tumnun entum tahluqunahu em nahnul halikun. Onu yaratan siz misiniz? Biz miyiz diyor Cenab-ı Hak. Dünyaları var, bütün imkanları var, yığırı servetleri var ama çocuğu yok. Yapabiliyor mu Allah vermezse? Yapabiliyor mu? Yapamıyor. Dünyaları var, alabildiğine servetleri var ama çocuk engelli. Engellilik bir kusur değildir, yanlış anlaşılmasın. İmtihandır. Ama ona sağlığı, servetiyle, parasıyla, malıyla, mülküyle anne babası alabiliyor mu? Allah'a olan ihtiyacımızı ifade etmek için arz ediyorum. Her birimiz Allah'a muhtaçız. Allah dilemezse, Allah vermezse, Allah nasip etmezse, Hiçbir şeye sahip olamayacağımızı ifade etmek için söylüyorum. Nahnu qaddarna baynakumul mautu ve ma nahnu bi mesbugin. Şimdi biz sizin aranızda ölümü takdir ettik diyor Allah Celle Celaluhu. Ölüm zamanını, sürenizi biz sizin aranızda takdir ettik, belirledik. Bizim önümüze geçilmez. Yani bu bu ölüm zamanını değiştirme efendim öne alma geriye bırakma noktasında sizin bir gücünüz bir kudretiniz yoktur diyor Allah Celle Celalühü. Ya hastanesi var insan. En ileri teknolojisi var. Dünyanın en iyi yetişmiş hekimleri var. Hastanesinde ölüyor insan. Kendi hastanesinde. Hayat satın alabiliyor muyuz? Alamıyoruz. Bazen insan çok şaşırıyor. Niye şaşır? Niye yani insan bu kadar hakikati görür? Açık hakikati görür. Bak malik olamıyorsun. Dünya yani bir araya gelse bütün servetini versen hani size daha önce bahsettim ya hatırlayın bir hocamız bir konferansta anlatmıştı ondan dinledim. Diyor ki çocuğun ağzındaki affedersiniz tükrük bezi tükrük üretmiyor. Kurumuş. Üretmiyor tükrük. Milyonda bir gözüken bir hastalıkmış bu. Milyonda bir. Servet sahibi bir insan diyor. Zengin bir adam. Şu cümleyi kullandı. Hocam, çocuğumun ağzındaki tükrük bezleri bir damla tükrük üretsin diye bütün servetimi vermeye hazırım. Bir damla tükrük için bütün e, tamamı verilmek iyi göze alınan, tamamı verilmek istenen bir servet dünya malı. Bak alamıyoruz yani. Her şeyimiz Allah Celle Celaluhu. Ölüm zamanını biz takdir edemiyoruz. Hazır olmak lazım kıymetli kardeşlerim. فَلَوْلَا اِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُونَ Bu surenin sonu öyledir, sonundaki ayet-i kerimeler. Can boğaza geldiği zaman ne olacak halinizdir? وَاَنْتُمْ حَيْنَيْذٍ تَنْظُرُونَ Siz bakıp kalırsınız, bakıyorsunuz, önünüz, önünüzde, ellerinizin arasında, gözünüzün önünde, canınız ciğeriniz, 50 senenizi, 60 senenizi beraber geçirdiğiniz eşiniz, sizin bir parçanız olan evladınız, size hayat, Allah'tan sonra size hayat bahşeden tabir caizse neredeyse, sizin dünyaya gelmenize sebep olan anneniz, babanız. Gözünüzün ön, hep bizim başına gelmedi mi? Hepimizin başına geldi. Yani ben babam rahmetli olurken hiçbir şey yapamadım. Sadece hastane odasının kapısında bekledim. Hepimiz öyle yapıyoruz. Felaula iza balagatil ve entum tenzurun. Siz o esnada bakıp kalıyorsunuz. Sadece izlemekle yetinebiliyorsunuz. Ve nahnu akrabu ileyhi minkum ve la tubsirun. O esnada ruhunu teslim etmek üzere olan kimseye dünyadaki son nefesini vermek üzere olan kimseye biz sizden daha yakınız ama siz beni görmüyorsunuz. O, onun ruhunu teslim almak üzere görevlendirdiğim meleğimi, meleklerimi görmüyorsunuz siz sadece bakıp kalıyorsunuz. Ve nahnu aqrabu ileyhi minkum velakin la tubsirun felavlain kuntum gayra mudinin. Öldükten sonra yaptıklarınızın hesabını vermeyecekseniz, öldükten sonra hesaba çekilmeyecekseniz, dünyadaki yaşantınızdan, hayatınızdan sorumlu tutulmayacaksanız terci'u in kuntum sadikin. Hadi iddianızda doğruysanız döndürsenize annenizi, babanızı, eşinizi, evladınızı, dostunuzu, komşunuzu uzatsanız ömrünü diyor Allah Celle Celaluhu. Terci'unha in kuntum Döndürüverin bakalım. İddianızda doğruysanız meydan okuyor Rabbine. Ne tanrıdan bahsediyorsun diyor Haşa. Bilimden başka bir gerçeklik mi var? Hadi bilimin gelsin. Hadi ilmin gelsin, bilim adamın, ilim adamın, insanların teknolojin, dünyanın tamamı bir araya gelsin. Ruhunu teslim etmek üzere olan kimseyi fazla değil, bir on dakika daha beklesin. Ne oldu bilim? Bilimi küçümsemek için söylemiyorum haşa. Elbette kut kayda değer, saygıya değer çalışmalardır ve e, Allah bilerek Allah'ın bilindiği takdirde yapılan bu çalışmalar neredeyse ibadet hükmündedir. Kesinlikle ona bir itiraz anlamında söylemiyorum. Ama Allah'ın yerine Celle Celaluhu, yaratıcının yerine başka güçleri kim koyuyorsa, nasıl büyük bir dalalette, nasıl büyük bir yanılgı içerisinde olduğunu ifade etmek için söylüyorum kıymetli kardeşlerim. İşte bitti. فَلَوْلَا اِنْ كُنْتُمْ غَيْرَ ha تَرْجِعُونَهَا اِنْ كُنْتُمْ Döndürün diyor. Sonra da insanın başına gelebilecek hallerden bahsediyor. Diyor ki, فَاَمَّا اِنْ كَانَ مِنَ الْمُقَرَّب۪ينَ Eğer ruhunu teslim eden kimse mukarreplerdense, Allah'a yaklaştırılanlardansa, Allah'a yaklaştırılanlardansa, ve sâbiqûn es sâbiqûn mukarrabûn hep önde olanlardan nerede Rabbinin rızası var onu arayanlardan Allah'ın rızasını kazanmak için ona kulluk etmek ibadet etmek için hep ön saflarda yarışanlardan hayır gördüğü zaman koşanlardan şer gördüğü zaman kaçanlardan iyilik gördüğü zaman bir ucundan tutabilmek için yarış edenlerden Allah'ın rızasına uygun bir davranış gördüğü zaman içinde önünde olmak için koşturanlardan ise فَرَوْحٌ وَرَيْحَانٌ ve cennetü naim Allah'ın güzel rızkı Allah'ın merhameti her türlü nimetin içerisinde bulunmuş olduğu cenneti onu bekliyor. Rabbim cümlemizi onlardan eylesin. Allah'ın celle celaluhu Merhameti, güzel nimeti ve her türlü nimetinin içerisinde bulunduğu cenneti onu bekliyor mukarraplerden ise ve amma in kana min ashabil yemin mukarrap olamamış ama Allah'ı da bilerek yaşamış, iman ederek yaşamış. Birazcık daha birazcık daha arkada kalmış ama istikameti kıbleye doğru olmuş birazcık daha geç kalmış ama mukarreplerin yanında yer alamamış ama amel defterini sağından alabilecek kadar da güzel bir hayat yaşamış. Ve emma en kana min ashabi yemin fe selamun leke min ashabi yemin. Ey ashabı yemin. Ey amel defterini sağından alanlar selam olsun size. Rahmet olsun size. Bereket olsun size. Hani daha önce konuştuk ya, selam Cenab-ı Hak Teala Hazretlerinin, meleklerinin cennetin kapısında müminleri karşılayıp söyleyecekleri ilk sözdür. Biliyorsunuz. وَسِيقَ الَّذ۪ينَ اتَّقَوْ رَبَّهُمْ اِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا Muttakiler gruplar halinde cennete doğru sevk edilince, hatta cennete doğru Cennetin önüne gelince, ve اَبْوَابُهَا cennetin kapıları açılınca gale lehum cennetin bekçisi olan melekler şöyle karşılayacaklar onları selamun aleyküm tıbdüm fedhuluha halidin selam olsun size güzel insanlar güzel yaşadınız güzel oldunuz güzel davrandınız ne güzel bir hayatınız vardı girin ebedi kalmak üzere sonsuz bir hayatı yaşamak üzere girin cennete diye misafir edecekler. Rabbim cümlemizi o muttakilerin arasında eylesin. Cennete girdikten sonra müminler birbirleriyle konuşurken de selamla başlayacaklar. Ayeti kerime onu haber veriyor. Ve emma in kana min ashabil yemin fe selamun leke min ashabil yemin. Ashab-ı yeminden sana selam var. Allah'ın Celle Celaluhu Yasin suresinde anlatıldığı şekliyle İnne ashabel cenneti yevme fi hum ve fi lehum ve lehum ma Cennetlik olanları anlatıyor Allah Celle Celaluhu. Onlar ve eşleri gölgelerde, koltukların üzerinde yaslanmış oturuyorlar. Her türlü nimet var onlara diye anlatıyor. Sonra da selamun kavlen min rabbir rahim. Rahim olan Allah'tan selam var oradaki müminlere buyuruyor. Allah'ım selamına muhatap olabilecek bir hayatı yaşamayı bizlere nasip eyle ya Rabbi. Biz layık olamazsak rahmetinle selamına bizi layık eyle ya Rabbi. Mağfiretine nail olacak işler yapabilmeyi nasip eyle ya Rabbi. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın beyna ehlül cenneti fi naimihim cennet ehli cennette nimetler içerisinde yaşarken iz sata aleyhim nur üzerlerine bir nur doğar cennetin nimetlerini gölgede bırakan ferafa'u ru'usuhum insanlar başlarını kaldırırlar nedir bu nur diye Feydar rabbu kad eşrefe aleyhim min fevkihim alemleri yaratan Allah celle celaluhu şereflendirmiştir mekan ve zamandan münezzeh olarak cennetteki müminleri ve şöyle sesleniyor. Selamun aleyküm ehlel cenne. Ey cennette bulunanlar selam olsun size. Ey cennette bulunanlar rahmet olsun size, bereket olsun size. Razı mısınız, memnun musunuz, halinizden memnun musunuz diye soruyor. Nasıl memnun olmaz insan? Kime? Ya mukarrab olacak ya da ashab yemin olacak. Amma ve amma in kana min el Yalanlayan ve sapkın bir hayat yaşayanlardan ise Allah'ı bilmeden, kitabı bilmeden, nefsinin peşinde, şeytanın adımlarına uyarak, arzu ve isteklerinin arkasından koşturarak, Kur'an bilmeden, ibadet bilmeden, kulluk bilmeden, peygamber bilmeden, Allah bilmeden Celle Celaluhu yaşamış ve ölmüşse, yalanlamış ve sapkın bir hayat yaşamışsa, فَنُزُلُمْ min hamim Kaynar sudan konaklama ve tasliyetü cehim, alevli ateşe atılma vardır diyor. Allah Celle Celaluhu, Rabbim böyle bir akibetten de her birimizi muhafaza buyursun. Şimdi kıymetli kardeşlerim, başta okuduğumuz ayet-i kerimede ey insanlar siz Allah'a muhtaçsınız diyordu. Her nimet oradan buralara geldik. Her nimetin sahibi, her nimeti veren Allah'tır Celle Bizim yaratılış ham maddemizi, ham maddemizi var eden kimdir? Allah'tır. Fel yanzuril insanu mimma İnsan neden yaratıldığına bir baksın. Neden yaratıldık? Her birimiz bir sudan yaratıldık. Bir damla suyun içerisindeki binlerce, yüz binlerce parçacıktan bir tanesinden yaratıldık. E şimdi insanı yarattıktan anne karnında, karnında, anne rahminde, karanlıklar içerisinde, karanlıklarda büyüttükten, besledikten bir canın içerisinde ikinci can olarak anne karnında onu misafir ettikten sonra dünyaya getiren kim? Allah Celle Celaluhu anneyi vesile kılan Allah, babayı vesile kılan Allah, hekimi, doktoru vesile kılan Allah Celle Celaluhu. Sonra da dünyaya geldikten sonra Cenab-ı Hak kendisini yaşamasına vesile olan, sebep olan nimetleri hatırlatıyor insana. Diyor ki, اَفَرَاَيْتُمْ ma تَحْرُثُونَ Ektiğiniz tohumu gördünüz mü? Ektiğiniz tohumu gördünüz mü? Toprağı ekiyorsunuz, tohum işte kazıyorsunuz, tohum ekiyorsunuz. En tüm tezraunehu em nahnu zariun. Onu yetiştiren topraktan siz misiniz? Biz miyiz diyor Allah Celle Celaluhu. Aynı toprak, aynı su. Bazen ekiyorsunuz, tamamı kuruyup kalıyor, hiç çıkmıyor. Siz görünüşte bir eksik bırakmadınız. Suyunu verdiniz gübresini eksik etmediniz, kazdınız, ektiniz ama çıkmıyor. Oluyor mu? Pek çoğunuz çiftçilikte meşgul olmuşsunuzdur. Az da olsa hepimiz olduk. Ektik, diktik, diktiğimiz oldu, ektiğimiz oldu. Olmuyor bazen. Eferaytum ma tahrusun entum tezraunuhu em nahnu zariun onu yetiştiren siz misiniz büyütüp çıkaran Topraktan yükselten, ona yemiş veren, meyve veren, sebze veren siz misiniz ben miyim buyuruyor Allah Celle Celaluhu. İnsan sadece buna bakabilse aziz kardeşlerim. Başka bir şey değil. Sadece buna bakabilse iman etmek için bu bile yeter. Şu kürsünün üzeri kadar bir kara toprak parçasına bir köşesine ekiyorsunuz zehir gibi bir biberi. Bir köşesine ekiyorsunuz bal gibi yanına kavunu bir tarafında efendim acısı bir tarafında tatlısı bir tarafında ekşisi bir tarafta kırmızı bir tarafta yeşil bir tarafta sarı bir tarafta uzun bir tarafta yuvarlak bir tarafta küçük aynı toprakta aynı suyla aynı güneşle beslenen bitkileri sebzeleri yetiştirip büyüten bir güç var dese Allahu Ekber diye haykıracak insan hala insan haykırmamaya devam ediyorsa inadından bu. Her bünyede aynı etkiyi yapmayabiliyor. Herkes aynı şeyleri görüyor ama herkes aynı şekilde anlamayabiliyor. Ne diyorduk? Aynı suyu, tatlı suyu içer, efendim bal arısı, bal yapar, yılan içer, zehir yapar. Aynı toprak parçasına mümin bakar, yetişen sebzeye, meyveye, toprağa, ağaca, insana, çevreye, güneşe, Allahu Ekber derken kafir bakar, tabiatın ne acayip işleri vardır. der. İlginç doğa olayları. Der mi? İlginç, çok ilginç doğa olayları. Evet, ilginç. Sanki her şey kendi kendisini var ediyor gibi. Şimdi devamında buyuruyor ki Allah Celle Celaluhu kıymetli kardeşlerim, lev neşa fe Dileseydik biz o toprağa ektiğiniz tohumu bir çöp haline getirirdik. Yetişmezdi. Büyümezdi. Kuruyup kalırdı. Siz de şaşırıp dururdunuz. Şaşırıp dururdunuz. Böyle şaşkınlık içerisinde hem de şöyle derdiniz kendi kendinize. İnna le muramun bel nahnu mahrumun. Çok boşlandık. Çok zarar ettik. Tohuma para verdik, sürmeye para verdik, ekmeye para verdik. Çok boşlandık. Bir sürü masrafımız oldu, boşa gitti. Gördün mü? Mahrum bırakıldık. Üç kardeşin kıssası anlatılır Kalem Suresi'nde. Bir gün size inşallah genişçe anlatırım. Daha önce anlattım mı bilmiyorum. Ama okumuşsunuzdur. Kalem suresi. Gidince okuyun lütfen. Üç kardeş, babaları çok hayırsever bir insan. Babaları vefat ediyor. Kardeşler kendi aralarında diyorlar ki, sabahleyin gizlice gidelim. Babaları çünkü meyveleri hasat zamanında, bahçenin hasat zamanında, alıştırmış fakirler gelip bahçenin etrafına birikiyormuş. Babaları da onların hakkını veriyormuş hemen. Alıştırmış bunu. Babaları vefat edince üç kardeş demişler ki hiç kimseye çaktırmadan hiç kimseye fark ettirmeden sabahleyin erkenden gizlice gidelim. Ürünümüzü toplayalım. Kimseyi ortak etmeyelim. Çok kazanalım. Çok kazanacak ya. Hırs ne yapıyor insana bak. Çok kazanalım. Peki Sabahleyin erkenden gizlice fısıldaşarak çıkıp gidiyorlar. Çıkıp gidiyorlar. Gidiyorlar ki bahçeye karanlık daha böyle alaca. Allah Allah yanlış bir yere geldik herhalde. Bahçe yok yer, yerinde. Bahçe yok. Bir efendim ya toprak kaymasıyla ya bir işte bu kasırgayla neyse şey Cenab-ı Hak helak etmiş kötü niyetlerinin karşılığı olarak geceden. Yanlış yere mi geldik acaba diyorlar. Ortancıları, en akılları diyor ki hayır yanlış yere falan gelmedik. Allah cezalandırdı bizi. Ben size demedim mi? Ya Rabbi biz yanlış yaptık. Vermemeye niyet etmekle yanlış yaptık. Babamızın alıştırmış olduğu güzelliği devam ettirmemeye niyet etmekle yanlış yaptık, pişman olduk Allah'ım diye Rablerine yalvarmaya başlıyorlar. Nimet elden gittikten sonra ama o da bir şeydir. O da bir şeydir. Nimet elden gitse bile o gidişinden ders alıp ibret alıp da halini düzeltmeye niyetlenmek o da güzel bir şeydir. Bazen bela musibet oluyor. Felaketler oluyor. İnsan yine hiç oralı değil, hiç oralı değil. Sanki ölüm yokmuş gibi, sanki öldükten sonra dirilmek yokmuş gibi yaşamaya devam ediyor. Ey insanlar, siz Allah'a muhtaçsınız diyor Allah Celle Celaluhu. Her halükarda Allah'a muhtacız, yaşamak için de muhtacız. Ölmek için, imanla ölmek için de Rabbimize muhtacız. Kıymetli kardeşlerim. Hocam bir la ilahe illallah deyiveririm ne olacak diyor. Böyle diyen bir zata sormuş bir büyük zat ne iş yaparsın? Terziyim demiş terzi. Ölmeden önce fark ettim ki hastalanıyorum bir, bir şehadet getiririm diyormuş ya. Terzilikte en kolay iş nedir demiş o zat. Makası alıp kumaşı kesmektir demiş. Ölüm gelince sana kumaşı kesebilir misin demiş. Kesemem. İlk kelime şehadet de söyleyemez. Her şeyi söylüyor, şehadet söyleyemiyor bazen. İnsan nasıl yaşarsa öyle ölüyor. Nasıl ölürse öyle diriltiliyor. Allah imanla yaşamayı rızası istikametinde yaşayabilmeyi nasip eylesin. Son ayet-i de okuyayım, zamanımız bitmek üzere. Buyuruyor ki Rabbimiz, اَفَرَاَيْتُمُ الْمَا اَلَّذ۪ي تَشْرَبُونَ İçtiğiniz suyu gördünüz mü? Su içiyoruz. اَنْتُمْ اَنْزَلْتُمُوهُ مِنَ الْمُزْنِ اَمْنَحْنُ الْمُنْزِلُونَ Onu buluttan aşağıya indiren siz misiniz, ben miyim? diyor. İçtiğiniz suyu buluttan indiren siz misiniz, biz miyiz? Dileseydik o suyu tuzlu yapardık. Şükretmeniz gerekmiyor mu? Allah'ım veren sensin, yaşatan sensin, yeşerten sensin, indiren sensin, alan sensin. Ya Rabbi sana hamd olsun, şükürler olsun, sana layık kulluk edebilmeyi nasip eyle. Ya Rab diye şükretmek kulluk etmek gerekmiyor mu diyor Allah Celle Celaluhu. Kıymetli kardeşlerim. Rabbimiz nimetlerinin farkında olabilmeyi bizlere nasip eylesin. Rabbimiz her halükarda kendisine muhtaç olduğumuzun farkında olabilmeyi bize nasip eylesin. O lütfetmeden, nasip etmeden hiçbir şeye sahip olamayacağımız, hiçbir şeyi yapamayacağımızın farkında olarak yaşayabilmeyi bizlere nasip eylesin razı olduğu hayatı yaşayıp, razı olduğu hal üzere huzuruna varmayı, razı ve memnun olduğu kullarıyla birlikte haşr olup, cennet ve cemaliyle müşerref olabilmeyi nasip eylesin. Rabbimiz her birimizi maddi ve manevi hastalıklardan, belalardan, musibetlerden muhafaza eylesin. Takdir etmiş olduğu süre sona erdiği zaman, az ağrı, kamil bir iman ve dilimizde buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah. وأشهد أن محمداً عبده ورسوله شهادَتي صنفة بن زبرة بن مي جنة جمالي لمشرفة بن سبحان ربك رب العزة ما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة